ilk açtığımız andan itibaren içinde yaşadığımız dünya hakkında bilgi edinmeye başlarız. Ve attığımız ilk adımlar aynı zamanda en önemlileridir. Uzmanlar okul öncesi eğitimin gelecekle ilgili kariyer seçimi ve sosyal aktiviteler gibi kararlarımızda önemli rol oynadığına vurgu yapıyor. Çocuklar kaç yaşından itibaren yabancı dil öğrenmeye başlayabilir, yeni teknolojilerin üstesinden gelebilir, okul öncesi eğitim ülkeden ülkeye değişiyor. Learning World'un bu bölümünde çocukların ana dillerinin yanı sıra 3-4 yabancı dil öğrendikleri Rus anaokullarını mercek altına alıyoruz. Küçük yaştaki çocuklar yabancı dili çalışarak öğrenmiyor. Bu yöntem işe yaramıyor. Çocukların çeşitli rollere bürünecekleri oyunlar hazırlamalıyız. Dil algılarını güçlendirmek için dili kullanacakları ortam ve durumlar oluşturmalıyız. Etkileşime dayalı eğitim biçimi bu yaş grubu için en başarılı yöntem. Metot, ilk edilgen sözcük haznesinin ve daha sonra hızlı bir şekilde etkin sözcük haznesinin gelişmesine yardımcı oluyor. Üstelik farklı diller öğrenmek çocukların beyin aktivitesini de artırıyor. Her yerde kullanılabilecek bir yöntem geliştiriyoruz. 3 hatta 4 dili aynı anda öğrenmek zor bir iş değil. Dahası çocukların diğer dersleri öğrenme isteği de artıyor. Diyelim ki sabah İngilizce dersiyle başlıyorlar. Daha sonra Fransızca tiyatro veya dans dersi alıyorlar. Günün sonunda çocuklar üçüncü bir dili kullanarak oyun oynuyor. Peki ama yeni teknolojiler kaç yaşından itibaren öğrenilebilir? Çocukların temel robot tasarımını ve kodlamayı öğrendikleri Kvantorium adlı özel eğitim merkezlerini keşfetmek üzere Rusya'nın Kaliningrad kentindeyiz. Kvantorium eğitim merkezleri tamamen ücretsiz ve herkese açık. Burası sıradan bir okul değil. Kvantorium eğitim merkezlerinin kendine özel bir eğitim metodu var. 2 yıl önce başlatılan Kvantorium programı kapsamında bugün Rusya genelinde 80 eğitim merkezinde yaklaşık 1000 çocuk eğitim görüyor. Kasabadaki yerel bir müze için robot gezi rehberi yapmamız gerekiyor. Bir prototip tasarladık, şimdi de hatalarını gidermeye çalışıyoruz. Kvantorium eğitim merkezleri herhangi bir önerime yapılmaksızın 11-12 yaşından itibaren tüm çocuklara açık. Ortaya çıkan projelerin birçoğu ise oldukça ilginç. Evsiz insanların temel ihtiyaçlarını karşılamasını hedefleyen yardım kutusu, kör bireylerin önlerine çıkan engelleri fark etmesini sağlayacak 3 boyutlu gözlükler. Öğretmenler öğrencilere sadece yön gösteriyor. Çocuklar kendi projelerini başından sonuna yönetmekle yükümlü. Bu turuncu kapsül sosisli sandviç satmak için tasarlanmadı. Bu gezici Kvantorium merkezi, merkezden uzak oturan çocukların da yeni teknolojilere erişimini sağlamayı hedefliyor. Dünyanın hiçbir yerinde Kvantorium eğitim programının eşi benzeri yok. 20 ülke bu teknolojiyi ithal etmek istiyor. Bu nedenle 2019 yılında gezici Kvantoriumları ihraç etmeyi planlıyoruz. Thank you.